Sevgili takipçilerim, öğrencilerim ve çok sevgili danışanlarım. 13 Temmuz'da Türkiye saatine göre gece 21.38'de 21 derece Oğlak Burcu'nda Dolunay meydana gelecek. Bu Dolunay süper ay aynı zamanda. Niçin süper ay diye tanımlanıyor? Çünkü yılın bu zamanında ay dünyaya çok yakın bir mesafede. Dolayısıyla Dolunay çok büyük bir şekilde gözlenecek gökyüzünde. Bu yüzden süper ay olarak tanımlanıyor. Aslında Haziran ayındaki Dolunay da böyle bir süper aydı. Temmuz'daki Oğlak Dolunay'ı da yine güzel bir süper ay. Evet, Oğlak Satürn tarafından yönetilir. Zodyak'ta 10. evin doğal yöneticisidir. Öncü bir burçtur. Toprak elementine aittir. Ve Oğlak Dolunayları ve bu dönemler özellikle tabii ki hayatımızda daha çok toplumdaki duruşumuz, statümüz, gelecek beklentilerimiz, güvenliğimiz, sorumluluklarımız, görevlerimiz, içinde olduğumuz, yaşadığımız düzen, sistem, ait olduğumuz, uymak zorunda olduğumuz bazı ait olduğumuz düzene ait kurallar, yasalar, aynı zamanda otorite figürleri, yöneticiler, liderler, tüm bunlar Oğlak Burcu tarafından yönetilir ve bunlarla ilgili alanlarda hem kişisel yaşamlarımızda hem toplumsal alanlarda daha dikkat çekici bazı yapılarla yüzleşiriz, karşılaşırız. Aslında dolunaylar biliyorsunuz tamamlanma dönemleridir, aydınlanma dönemleridir. Ay ışığını büyütür ve yeni ayda ortaya atılmış bazı konu ve kavramlar dolunayda olgunlaşır, sonuç verir. Bunların olumlu ya da olumsuz getirileriyle karşılaşırız ve tabii ki bilinç dışından da önemli farkındalıklarla karşılaşırız. Evet, özellikle önce burçlarımız etkileniyor. Oğlak, Yengeç, Terazi ve Koç burçlarımız. Lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Özellikle önce burçlarda güneşiniz, yükselen burcunuz var mı? Kişisel doğum haritalarınızda öncü burçlarda 21 derece ve yakınlarında, ki bunu 17 derece ile 25 derece arası alabilirsiniz, artı eksi 5 derece. Bu derecelerde gezegenleriniz bulunuyorsa, öncü burçlarda haritalarınız özellikle öne çıkıyorsa siz de önemli etkiler alabilirsiniz. An haritasına baktığımızda 12 derece Kova burcu yükseliyor ve Dolunay haritanın 12. evinde. Plüto Oğlak Burcu'nda biliyorsunuz. Oğlak Burcu'ndaki yeni aylar dolunaylar. Dolayısıyla Plüto ile yakın temastalar. Bu dolunayda aynı şekilde Plüto ile yakın bir temasta. Güneş-Ay karşıtlığı var. Güneş Yengeç Burcu'nda. Merkür Yengeç Burcu'nda. Yanık pozisyonda. Güneş'e çok yakın. Oğlak-Yengeç aksında bir karşıtlık var. Yengeç daha çok bizim için özel yaşam demek, duygularımızı etkileyen konular, yakınlarımız, ev yuva temaları demek, güvenliğimiz, beslenmemiz, barınmamızla ilgili konuları işaret ederken Oğlak daha toplumsal konulardır. Hedeflerimizdir, toplumsal görevlerimiz, sorumluluklarımızdır, kariyerimizdir, buralardaki amaçlarımızdır, hedeflerimizdir ya da hani yapılması gereken mesuliyetler, aldığımız görevlerdir. Bu iki alan arasında, karşıt kutup arasında çekişmeler hissedeceğiz. Özel yaşam ve toplumsal yaşam arasında, aile, kariyer arasında çekişmeleri hissedebiliriz. Her dolunayın kendi içinde böyle bir gerilimi vardır zaten. Asıl olan burada bir denge oluşturmak. Yani yengeç oğlak aksında bir denge bulmamız gerekiyor. Bir orta yolu bulmamız gerekiyor. Dolunay yakınlarında özellikle artı eksi 3 gün duygusal gerilimler, stresler çok hissedilebilir. Bu dönemde tabii ki kontrolümüz dışında da bazı durumlarla karşılaşabiliriz. Çünkü Plüto ile birleşiyor bu dolunay. Ve 12. ev dolunayları çok da kontrol edemeyeceğimiz konular. Yani biraz gizli kapaklı, geri planda olan kavramlarla ilgili. Bunlar gizli düşmanlıklar olabilir, sırlar olabilir. Özellikle oğlak olunca söz konusu olan, oğlak hırslı bir burç. Kariyer için, maddi manevi her alanda hedeflerimizi ortaya koyduğumuz bir süreç burası, Oğlak Burcu. Ve bu hedeflerimiz için, hırslarımız için, güç arzusu için zaman zaman tabii ki biraz kriminal durumlar, işte plütonik durumlarla karşılaşabiliriz veya bunları hani ortaya koyabiliriz. 12. evde işte bunun gibi toplumsal alanda özellikle gücü elinde bulunduran veya güç için biraz daha hani manipülasyon yapan sistemler, durumlar veya işte daha karanlık
durumlar ortaya çıkabilir. Gizlenmiş bazı sırlar ortaya çıkabilir örneğin. Güç olunca tabii ki otorite figürleri dedik, yöneticiler, liderler, sistemler, kanun koyucular, kurumsal yapılar, devlet ve hükümet gibi yapılar, dünya üzerinde de gücü elinde bulunduran kişi ve kurumlar. Burada ekonomik ve finansal kurumları da alabiliriz. Şirket ve yöneticileri de alabiliriz. Böyle bir durumda Dolunay onlarla ilgili bazı temaları da çok daha dikkat çekici hale getirebilir. Yönetici pozisyonda olan, lider pozisyonda olan kişilerle ilgili gelişmelerle karşılaşabiliriz. Yani bunlar olumlu ya da olumsuz olabilir. Mesela görev değişimleri olabilir, yer değişimleri olabilir. Bazı liderlerle ilgili kayıplar ya da zararlı durumlar ya da düşmanlıklar, risk içeren durumlar söz konusu olabilir. Ekonomik alana da dikkat etmek gerekiyor. Özellikle ülkemiz için 12 yükselende kova olduğu için ülkemizin 8. evi ekonomi alanı. Burada finansal konular, borçlanma konuları, yine finansal kuruluşlar, bankalar ve sistemlerle de ilgili bazı ve özellikle tabii ki kurumsal yapılarda büyük şirketlerle ilgili durumları görebiliriz. Artan ekonomik baskılar, bazı şirketlerin örneğin iflası gibi, kapanması gibi durumlarla karşılaşabiliriz. Yani böyle stresler oluşabilir. Otorite figürlerinde önemli, beklenmedik değişimler olabilir. Bunlar kamuya ait alanlarda da söz konusu olabilir. Ve yine kamusal alanda memur maaşları gibi örneğin ekonomik bazı düzenlemelerin, bazı sistemlerin yönetimsel olarak yine özellikle ekonomik yapıların düzenlenmesi ve bununla ilgili gelişmeleri de bekleyebiliriz. Kişisel hayatlarımızda güvenliğe dikkat etmek gerekiyor. Otorite figürlerinin sağlıkları dikkat çeker böyle bir durumda. Oğlak temalarında yaşlı kişiler, olgun kişiler biraz daha ön planda olabilir. Yine bizim hayat içerisindeki kendi toplumdaki duruşumuz, statümüz, hayattan beklentilerimiz, tabii ki bunun içinde işimiz var, görevimiz var, mesleğimiz var, kariyerimiz var. Buralardaki beklentilerimiz öne çıkabilir ama bazen ikilemler de yaşayabiliriz. Ailemizin beklentileriyle bizim beklentilerimiz arasında stresler oluşabilir. Bunları iyi idare etmek gerekiyor, dengeyi kurmak gerekiyor. İş için, görev değişimi için evden taşınmalar, yer değişimleri, şehir değişimleri, ülke değişimleri olabilir örneğin. Veya işte bir aile işini yapmak istemeyip aile büyükleriyle çatışmalar yaşanabilir. Ya da bir şirkette çalıştığınız pozisyonda ya da bir kurumsal yapıda üstlerinizle, otorite figürleriyle ilgili alanlarda yine sistemsel olarak önemli dönüşümlerle karşılaşabilirsiniz. Bunların sizin hayatınıza bazı yansımaları da söz konusu olabilir. Evet, özellikle sağlık konularında Oğlak Burcu Dolunay'ında iskelet sistemimiz, kemiklerimiz, dişlerimiz, dizlerimiz, derimiz, cildimiz daha çok hassas olacaktır. Bu tarz kronik sorunu olanların alerjik sorunlar da olabilir bunlar. Kendilerine biraz daha dikkat etmeleri gerekiyor. Çünkü dolunaylar bedensel, ruhsal, zihinsel bizi etkilediği için kronik sağlık sorunlarında daha fazla ortaya çıktığı, nüksettiği dönemlerdir. Sağlık konularında da özellikle bu kronik sorunlarımıza dikkat etmeliyiz. Tedaviler söz konusu olursa özellikle bu bedensel bölgelerle ilgili tedavilerde daha dikkatli hareket etmeliyiz. Şimdi burçlarınıza, özellikle yükselen burçlarınıza göre kısa kısa dolunay tesirlerinden bahsetmek istiyorum. Sevgili koçlar ve yükselen burcu koç olanlar, Oğlak burcundaki dolunay 10. evinizde parlayacak. Hedefleriniz var, geleceğe dair düşünceleriniz var ve bunlarla da ilgili belirsizlikler dolunayda netleşebilir. Eğer işinizle ilgili, görev ve sorumluluklarınızla ilgili daha önce de yapmış olduğunuz bazı girişimler varsa, attığınız adımlar varsa, yaptığınız çalışmalar varsa, bu dolunayda tabii ki bunun sonuçlarını alabilirsiniz. Ailenizin beklentileriyle toplumdaki görevleriniz, sizin kariyer hedefleriniz arasında bazı çekişmeler yaşamanız mümkün. Dengeyi bulmanız gerekiyor. En fazla etkilenen burçlardan birisiniz. Lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Özellikle Güneş burcunuz ve yükselen burcunuz 21 derece ve yakınlarındaysa bu dolunaydan güçlü etkiler alabilirsiniz. Yönetici gezegeniniz Mars Boğa burcunda olacak. Parasal konularda özellikle kendinizi maddi anlamda güvende hissetme ihtiyacınız artıyor. Buradaki çabalarınız artıyor. Yine Boğa burcunda bulunan Kuzey Düğüm ve Uranüs'ün dolunayla güzel bir temasının olması aslında parasal anlamda size güven oluşturacak.
iş, kariyer konularında bazı güçlü dönüşümler getirebilir burada. Bazı beklentilerinize sizi kavuşturabilir. Hatta bunlar çok hızlı ve sürpriz bir şekilde de söz konusu olabilir. Çalışmalarınızın karşılığını alabilirsiniz. Bu bir terfi olabilir örneğin, bir maaş artışı olabilir. Bunun gibi beklentileriniz olabilir. İş dışında tabii kariyerimizi etkileyen, statümüzü etkileyen konular da var. Bunlar hani ilişkilerinizle de bağlantılı olabilir. Evlilik konuları ya da ayrılıklar, yer değişimleri, işbirlikleri, ortaklı girişimler, tüm bunlar sizin toplumdaki duruşunuzu, kariyerinizi, gelecek hedeflerinizi bir şekilde dolunayla beraber daha fazla göz önüne alabilir. Sevgili boğalar ve yükselen burcu boğa olanlar, Oğlak burcundaki dolunay 9. evinizi aydınlatıyor. Bu dolunayla beraber aslında yaşama bakışınız, hayattan beklentilerinizde motivasyonunuz artarken biraz daha kendinizi, belki ufkunuzu daha geliştirip vizyonunuzu da geliştireceksiniz. Yeni pencereler açılabilir size. Manevi yönden de inancınız güçlenmeye başlıyor. Sezgileriniz artıyor. Mars burcunuzda, Uranüs burcunuzda ve bu dolunayla da güzel bir teması var. Dolayısıyla aslında kişisel anlamda aldığınız inisiyatiflerin, yaptığınız çalışmaların geri dönüşlerini olumlu bir şekilde bekleyebilirsiniz. Örneğin eğitim alanlarında, akademik konularda, üniversite eğitimi gibi konularda bu dolunay size bazı hedeflerinize ulaşmanızı sağlayabilir. Seyahat planlarınız varsa güzel bir seyahat, bir yolculuk, bir tatil, evet, bu dolunayda gündeme gelebilir. Yurt dışı konuları, uluslararası konularda belirsizlikler varsa hayatınızda ya da beklentileriniz varsa bunlarla da ilgili olgunlaşmaların, artık tamamlanmaların ortaya çıkması, yani içinde bulunduğunuz koşulların bir şekilde netleşmesi sizde en azından geleceğe dair artık kendinize bir yol planı çizebilirsiniz. Bunlar mümkün. Hukuksal konular, hak arayışlarınızda, adalet konuları, mahkemelerle ilgili konularda yine bu dolunayın gündemleri olabilir hayatınızda. Medya, basın, reklam, promosyon çalışmaları, bilişimle ilgili konular, eğitim konuları, ticari girişimler, tüm buralarda da aslında kişisel anlamda adım atabileceğiniz, karşınıza yeni fırsatların çıkabileceği bir dolunay döngüsündesiniz sevgili boğalar. Sevgili ikizler ve yükselen burcu ikizler olanlar. Evet, Oğlak burcundaki dolunay 8. evinizi aydınlatıyor olacak. Daha çok para paylaşımları, finans konuları, borç alacak konularına işaret ediyor. Bu dolunay bir borçlanma gündeme getirebilir. Bir kredi gibi örneğin. Hani bir yatırım için bir kredi bulabilirsiniz, iş için veya bir yatırım için gibi. Veya bir borcun ödenmesi veya bir borcun ortaya çıkması, örneğin sigortayla ilgili bir konu, vergiyle ilgili bir konu olabilir. Eşinizin kaynakları, eşinizin kazançları, eşinizin parası, maddi durumuyla ilgili de gündemleriniz hızlanabilir. Bu dolunayla beraber hisseli paralarla ilgili konularda daha önceden yapmış olduğunuz girişimler varsa, bir beklentiniz varsa, örneğin bir burs bulmak gibi olabilir. Beklediğiniz bir örneğin bir tazminat ya da bir nafaka, mirasla ilgili bir konu. Hani bunlarla da ilgili aydınlanmaların, farkındalıkların olması, önemli yol sonuçlarına gitmeniz, tamamlanmaların olması da mümkün görünüyor. Sevgili yengeçler ve yükselen burcu yengeç olanlar, sizin için de önemli bir dolunay bu. Burcunuzda meydana gelen yengeç yeni ayının ardından bu dolunay yeni ayda oluşmuş bazı düşünceleri olgunlaştırırken yapmış olduğunuz girişimlerin sonuçlarını almanızı sağlayabilir. Geçtiğimiz Ocak ayındaki başlamış konular da olabilir hayatınızda sonuç verecek olan ve özellikle tabii ki ilişki dinamiklerinize dikkat çekiyor. Dolunay ilişki evinizi aydınlatırken her türlü ilişkinizde, bunlar evlilikler olabilir, ortaklıklar, işbirlikleri veya herhangi bir şekilde hizmet aldığınız, yasal anlaşma ve sözleşme içerisinde olduğunuz kişi ve kurumlar olabilir. Buralarda bazı dönüşümlerle karşılaşabilirsiniz. Dolunayda evlenmeye karar verebilirsiniz ama ayrılmaya da karar verebilirsiniz. Lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Özellikle Güneş burcunuz ve yükselen burcunuz 21 derece ve yakınlarındaysa bu dolunaydan çok daha güçlü etkiler alabilirsiniz. Merkür burcunuzda ve Güneş'e çok yakın, dolayısıyla olaylara duygusal bakabilirsiniz. Duygusal baktığınızda biraz zorlanmanız mümkün. Daha objektif olmaya çalışın. Karşınızdaki kişiler plütonik etkiler altında olabilir. Yani bu da bazı ilişkilerinizde açık düşmanlıklara, rekabet içerikli konulara dikkat etmeniz gerektiğini işaret ediyor. Özellikle yasal süreçlerle ilgili. Burada her türlü maddi manevi baskılar, manipülatif durumlar oluşabilir çünkü.
artık bitmesi gereken, hayatınızda sizin için gerekliliği kalmamış ya da size zarar veren bazı ilişkilerinizden de bu dolunayla beraber tamamen ayrılma kararı da verebilirsiniz. Sevgili aslanlar ve yükselen burcu aslan olanlar, Oğlak burcundaki dolunay 6. evinizi aydınlatırken günlük hayatınızın detaylarını biraz daha ışık tutuyor. Burada çalışma koşullarınız, iş ve mesleğinizle ilgili konular gündemde. Evet, bir işle ilgili karar verebilirsiniz ya da çalışma düzeninizde değişimler olabilir. Beraber çalıştığınız kişiler, hizmet aldığınız kişiler, yardım aldığınız kişiler, işinizde veya yaşam alanlarınızda ya da evinizde. Onlarla ilgili dönüşümler var. Biraz dikkat etmek gerekiyor. Güvenliğe dikkat etmek gerekiyor. Evcil hayvanlarınızın sağlıklarına ve tabii ki kendi sağlığınıza dikkat edin. Bu dolunay sağlık konularında bazı hassasiyetleri ortaya çıkarabilir. Örneğin bir diş problemi ortaya çıkabilir. Ya da bir kronik böyle romatizma bir sorunu, bir ağrı, diz ağrıları falan. Yani bunlar ortaya çıkabilir. Sağlığınızı iyileştirmek adına, yaşam kalitenizi arttırmak adına da günlük hayatınızın alışkanlıklarında, düzeninizde, beslenmenizde, rutinlerinizde bazı düzenlemeler yapabilirsiniz. Bazı alışkanlıklarınızı gözden geçirebilirsiniz. Sevgili Başaklar ve yükselen burcu Başak olanlar, Oğlak burcundaki dolunay 5. evinizi aydınlatıyor. Keyifli bir dolunay, size güzel bir açıda. Üstelik Boğa burcundaki Mars ve Uranüs'ün de olumlu bir açısı var. Çocuklarınızla ilgili bazı hedeflerinize ulaşmanız mümkün. Yani çocuklarınızın eğitimiyle de ilgili olabilir, başarılar gelebilir. Veya çocuk sahibi olmak istiyorsunuz, hamilelik, doğum gibi konular gündeme gelebilir. Ve burada çocuklarınızın seçimleri, onların hayatları, belki torun sahibi olacaksınız, çocuğunuz evlenecek, çocuğunuz okula başlayacak, bunun gibi konular var. Tabii ki aşk hayatınızda öncelikli. Aşık olabilirsiniz bu dolunayda veya içinde bulunduğunuz bazı ilişkilerinizde dönüşümler olabilir. Romantik ilişkilerde ya da sosyal ilişkilerinizde, arkadaşlık ilişkilerinizde de bazı dönüşümler olabilir. Yetenekleriniz varsa, uğraştığınız bazı işleriniz varsa, hobileriniz varsa, hani bunlarda bu hobilerinizi geliştirmek adına eğitimler alabilirsiniz ya da bunları bir işe çevirebilirsiniz. Yani kendinizi gösterebileceğiniz, yeteneklerinizi değerlendirebileceğiniz fırsatlar da karşınıza çıkabilir bu dolunayla beraber sevgili Başak. Sevgili teraziler ve yükselen burcu terazi olanlar, Oğlak burcundaki dolunay sizin için de çok önemli. Sizin gibi öncü bir burç çünkü Oğlak. 4. evinizde meydana gelecek bu dolunay. Lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Özellikle güneş burcunuz ve yükselen burcunuz 21 derece ve yakınlarında mı? Eğer böyleyse önemli etkiler alabilirsiniz. Bu yakınlığı 17-25 derece arası alabilirsiniz sevgili teraziler. Ev yuva alanlarınız, yaşam alanlarınız, ailevi konular, evdeki sorumluluklarınız ya da mesleki anlamda kariyer alanındaki beklentileriniz, buradaki görev ve sorumluluklarınız arasında biraz çatışmalar, gerilimler hissedebilirsiniz. Ailevi konularda annenizin, babanızın vermiş olduğu kararlar veya onların hayatlarındaki bazı düzen değişimleri sizi etkileyebilir. Taşınmalar olabilir, yer değişimleri olabilir. Evlilik olabilir, ayrılık olabilir. Bunlar tabii ki yaşadığınız mekanlarda düzen değişimleri de yapabilir. Örneğin bir yer taşınabilirsiniz, ev değiştirebilirsiniz, başka bir şehre, başka bir ülkeye taşınabilirsiniz. İş için olabilir bunlar, evliliklerle bağlantılı olabilir veya aile üyelerinin, ebeveynlerinizin verdiği kararlarla ilgili olabilir. Aslında oldukça da güçlü, aslında daha kadersel etkiler. Plütonik olduğu için çok da müdahale edemediğimiz, biraz da hani belki üzerimizde duygusal baskıları olan, bizi zorlayan, sorumluluklarımızı arttıran etkiler de olabilir bunlar. Güçlü etkiler altındayız. Kökten dönüşümler söz konusu olabilir bu dolunayla beraber. Aile üyeleriyle de ilgili tabii ki onların sağlıkları, onların işleri, kariyerleri, hayatları, düzenleri, onlarla da ilgili dönüşümler olabilir. Hatta bu sizin günlük hayatınızı, onlarla ilgilenmeniz gerekebilir. Belki bir süre beraber yaşamanız gerekebilir. Bunlar da sizde bazı düzen değişimleri getirebilir. Evde çalışmak için bir adım atabilirsiniz veya evde çalışıyorsanız burada hani yaşam alanlarınızı bir düzenleme yapabilirsiniz ya da işten ayrılıp evde çalışabilirsiniz. Home office bir iş sahibi olabilirsiniz. Bunun gibi de kariyerinizi de etkileyebilecek dönüşümler bu dolunayla beraber gündeminize gelebilir. Sevgili akrepler ve yükselen burcu akrep olanlar, Oğlak burcundaki dolunay 3. evinizi aydınlatıyor. Özellikle yakın çevrenizde olup bitenler sizi daha fazla etkileyebilir. Biraz böyle işte komşu ilişkileriniz, arkadaş ilişkileriniz, kardeşleriniz, akrabalarınız, onlarla ilgili konular var. Zaman zaman biraz sıkıntı da olabilir burada.
belki sorumluluklar artabilir. Yani kardeşlerle ilgili sorumluluklar olabilir ya da çok sevdiğiniz bir komşunuz taşınabilir. Yani yakın çevrede bazı dönüşümler olabilir. Seyahatleriniz söz konusu, işle ilgili veya eğitimle ilgili seyahat yapmanız gerekebilir. Bir eğitim sürecindeyseniz eğer, hani bu eğitimle ilgili bir tamamlanma olabilir. Ticari faaliyetlerinizle de ilgili kararlar verebilirsiniz. Bunlar bazı dönüşümler olabilir. Örneğin iş birliklerinde, ortaklıklarda bir anlaşma ve sözleşme içine girebilirsiniz. Ya da bir teklif aldıysanız mesela, burada henüz karar vermediyseniz bu dolunayda bir karar verebilirsiniz. Böyle bir sözleşme, bir anlaşma içerisine de tabii ki girebilirsiniz. Eşinizle de bağlantılı olarak iş birlikleri olabileceği gibi, yani eş ve eşinizle birlikte de vereceğiniz bazı kararlar, fikirler, düşünceler hayatınızda söz konusu olabilir sevgili akrepler. Sevgili yaylar ve yükselen burcu yay olanlar, Oğlak dolunayı ikinci evinizi aydınlatıyor. Parasal kazançlarınız, maddi durumunuz, gelir gider dengeniz, bütçenizle ilgili bazı dönüşümler var. Maddi zorluklar hissediyor olabilirsiniz. Bazı harcamaların, masrafların üzerinizde baskıları olabilir. Burada iş arayışı içindeyseniz bu dolunay belki para kazanabileceğiniz ve iş imkanı da getirebilir tabii ki size. Borç alacak konularına dikkat etmek gerekiyor. Bütçenize dikkat etmek gerekiyor. Bu dolunay aslında gelir gider dengenize biraz daha dikkat çekerken, işte harcamalarla gelirler arasında belki bazı düzenlemeler yapmanıza da imkan verebilir. Değer oluşturabileceğiniz size ait bazı mülkler olabilir, toprak değerleri olabilir örneğin, ya da aileye ait kaynaklar olabilir. Hani buralarda size gelir getirecek, değer oluşturabileceğiniz bazı kararlar söz konusu olabilir. Mal varlıklarınızın dönüştürülmesi veya işte ekonomik durumunuzda bazı düzenlemeler söz konusu olabilir. Sevgili Oğlaklar ve yükselen burcu Oğlak olanlar, dolunay sizin dolunayınız. Yılın en önemli zamanı. Bu dolunayla beraber yaşamınızda önemli dönüşümler olabilir. Bazı amaçlarınıza ulaşabilirsiniz. Farkındalıklar söz konusu. İçinde bulunduğunuz durumlar netleşirken, yaptığınız veya yapmadığınız bazı eylemler başkaları tarafından daha da fazla dikkat çekebilir. Plüto etkili olduğu için hem içsel hem dışsal hayatımızda dönüşümler hızlanıyor. Uranüs'ün güzel bir açısı var. Kuzey düğümün yine destekleyici bir açısı var. Bazı özgürleşmeler, inisiyatif aldığımız alanlarda hızlı değişimler söz konusu. Maddi manevi sürprizler de bekleyebiliriz bu dolunayda. Örneğin sürpriz kazançlar parasal konularda ya da sürpriz bir aşk, sürpriz bir çocuk haberi, bebek haberi. Yani bunun gibi hayatımızı değiştirecek, heyecan verecek sürpriz değişimler de olabilir. İçinde bulunduğunuz ilişkilerde karşınızdaki kişiler biraz duygusal ve dürtüsel yaklaşabilir size. Yani siz de iş, kariyer, görev ve sorumluluklarla işte eşinizin, ailenizin beklentileri arasında zaman zaman böyle ikilemde kalıyorsunuz. Dengeyi bulmakta biraz zorlanıyorsunuz. Bu dolunay buradaki stresleri arttırabilir. Daha dengeli olmak için içgüdülerinizi, sezgilerinizi dinleyin. Çok da duygusal davranmamak gerekiyor tabii ki. Aslında Plüto etkisi, burcunuzdaki Plüto etkisi gayet güzel. Otoritenizi de ortaya koyabileceğinizi, inisiyatif alabileceğinizi ve içinde bulunduğunuz şartları doğru yönetebileceğinizi işaret ediyor. Lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Özellikle güneş burcunuz ve yükselen burcunuz 21 derece ve yakınlarında mı? Yani bunu 17 ile 25 derece arası alabilirsiniz. Özellikle bu derecelerde bulunuyorsa daha güçlü etkiler alabilirsiniz. Dolunayla beraber sağlığınızda hassasiyetler olabilir. Kemikler, iskelet sistemimiz, dişler, dizler biraz hassas olabilir. Cildiniz hassas olabilir. Kronik sorunlarınız varsa eğer bunlar kendini biraz hissettirebilir. Kendinize de dikkat edin. İmaj değişimleri olabilir. Kişisel bakım için bazı çalışmalar yapabilirsiniz. Fiziki görünümünüzde, imajınızda değişimler yapabilirsiniz. Yer değişimleri olabilir örneğin. Taşınmalar olabilir. İlişkilerinizle de ilgili önemli kararlar verebilirsiniz. Sizin dolunayınız dolayısıyla hayatınızda daha kadersel dönüşümleri, daha yapıcı durumları bu dolunayda bekleyebiliriz. Sevgili kovalar ve yükselen burcu kova olanlar, Oğlak burcundaki dolunay 12. evinizde olacak. Bu dolunayın Türkiye'de yaşayan kovalar için de özellikle önemli. Çünkü yükselenin de kova sizi de çok güçlü etkiliyor. 12. ev dolunayları hem bilinçaltınızı hareketlendirir hem de yaşamınızda
çok da bilmediğiniz, fark etmediğiniz bazı gizli durumları ortaya çıkarabilir. Kendinizle de ilgili bazı gerçekleri fark edebilirsiniz. İşte çalışma koşullarınız, işiniz, mesleğinizle de ilgili olabilir bunlar. Sağlığınızla ilgili olabilir. Bu dönem aslında hayatınızı iyileştirmek adına ruhsal, bedensel, zihinsel iyileşmeler, şifa arayışları için iyi bir dönem. Arınma çalışmaları, terapiler, yani bunlara zaman ayırabilirsiniz. Sağlıkla ilgili tedaviler, iyileşmeler veya bir diyete başlama, İşte zararlı alışkanlıkları bırakmak için böyle bir Plüto etkili dolunay güçlü tesirler getirir. Bir bağımlılığınızı bırakabilirsiniz örneğin, ya da iş hayatınızda sizin için doğru olmayan bir işten ayrılabilirsiniz. Hedeflerinizi değiştirebilirsiniz örneğin. Gizli düşmanlıklara dikkat edin. Özellikle rakiplere, iş ortamınızdaki kıskançlıklara dikkat edin. Gizlenmesi gereken konulara dikkat edin. Sırlara dikkat edin. Sizden saklanan bazı sırlar da ortaya çıkabilir tabii. Bunun gibi sürprizlerle de karşılaşabilirsiniz. Biraz spiritüel etkileri de yoğun bu dolunayın. Hani içe dönmeniz, inzivaya çekilmeniz, kendi iç sesinizi dinlemeniz, bunun sonucunda da içsel bazı dönüşümler ve farkındalıklar yaşamanız da mümkün görünüyor. Sevgili balıklar ve yükselen burcu balık olanlar, Oğlak dolunayı 11. evinizde. 11. ev dolunayları keyiflidir aslında. Neden keyiflidir? Çünkü burası bizim umutlarımız ve hayallerimizdir, dileklerimizdir. Ve dolunay da tamamlanmadır. Yani dolayısıyla bazı hayallerinize, umutlarınıza, dileklerinize kavuşabilirsiniz bu dolunayla beraber. Çalıştığınız bir proje sonuçlanabilir. İşte bunun maddi manevi ödüllerini alabilirsiniz. Elinize bir para geçebilir. Kariyer hayatınızda bir başarı elde edebilirsiniz. Ünvanınız yükselebilir. Başkaları tarafından takdir edilebilirsiniz. Dikkat çekebilirsiniz. Dolunay kalabalıklara hitap ediyor. Sosyal çevrenizle ilgili etkiler var. Biraz daha arkadaş çevresi, sosyal çevre, tanıdıklar, hani onlarla ilgili konular etkili olurken hayatınızda, evet, bazı çevresel değişimler yaşamanız mümkün. Belki bazı yeni gruplar içerisine gireceksiniz ya da ait olduğunuz bir gruptan, bir organizasyondan, bir kulüpten, dernekten ayrılacaksınız. Hani bir işin bitmesi, bir eğitimin bitmesi, bir ekip çalışmasının tamamlanması da söz konusu olabilir tabii. Sizin dışınızda arkadaşlarınızın hayatlarında bazı gelişmeler olabilir ve bunun size bazı duygusal etkileri olabilir. Çok duygusal davranmamaya çalışın. Aslında romantik etkiler de var. Çünkü Güneş ve Merkür 5. evinizde, romantik konularda daha hassas ve duyarlısınız. O yüzden bu aşırı duyarlılık ve hassasiyet bazı kişilerin sizi manipüle etmesine yol açabilir. Hem maddi konularda hem manevi konularda da objektif olmaya çalışın. Aşırı duygusal, çok öyle hassas, kırılgan olmamaya çalışın sevgili balıklar. Hepiniz sevgili astroloji severler, herkes için yeni astroloji eğitimimiz başlıyor. Siz de astroloji ile ilgileniyor, takip ediyor ve rehberliğinden yararlanıyorsanız ve öğrenmek istiyorsanız sizi de eğitimlerimize bekliyoruz. Astrolojiye ilgi duyan, takip eden, rehberliğinden faydalanmak isteyen herkes temel ve orta seviye astroloji eğitimlerimize katılabilir. Temel ve orta seviye eğitimlerimizin ana amacı öncelikle sizin kendi kendinizin astroloğu olabilmenizi sağlamaktır. Eğitimlerimiz boyunca doğum haritanız üzerinde birebir çalışmalar yapılacağı için bu eğitimi tamamladığınızda doğum haritanızın tüm detaylarını, potansiyellerinizi ve yaşam amacınızı da öğrenmiş olacaksınız. Kendi kendinizin astroloğu olduktan sonra yakınlarınızın, ailenizin ve arkadaşlarınızın haritalarına bakarak onların da astroloğu olabilir, yaşamlarında rehberlik edebilirsiniz. Astroloji derslerimiz online platform üzerinde olacağı için dünyanın hangi şehrinde, hangi ülkesinde olursanız olun bilgisayar üzerinden eğitimlerimize canlı olarak katılabilirsiniz. Canlı katılamadığınız takdirde de yapılan dersler kaydedileceği için her zaman istediğiniz kadar dersleri tekrar izleme, takip etme imkanını bulabilirsiniz. 2012 yılında bilinciokulu.com platformu üzerinde başladığımız online eğitimlerimiz her yıl düzenli olarak devam ediyor. Siz de bu yıl düzenleyeceğimiz eğitimimize katılabilir, öğrencilerimiz arasına girebilirsiniz. Tüm eğitimlerimiz ve dersler sırasındaki öğrencilerimizin harita incelemeleri tamamen benim tarafından yapılmaktadır. Astroloji eğitimimize katılmak istiyorsanız lütfen 0507 607 5017 WhatsApp hattımıza isminiz ve doğum bilgilerinizle beraber mesaj atınız. Hemen size geri dönüş yapacağım.